Biraz daha kamuflaja dikkat etmem gerekecek. Biraz daha eğilerek atmam gerekecek. Başlayın. Komet. Mavi binekle başlıyoruz. Hava bulutlu. Bugün sabahtan akşama av yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yanıma yiyecek de aldım. Önce bir tersten atalım bakalım. Kamışımızı bir deneyelim. Kamışı bugün ilk kez kullanıyorum. Makineyi zaten biliyorsunuz. Okuma'nın Helios'u 2000'li. İp de Dayva. Evet, bir tane balık kaçtı arkadaşlar. Nasıl hepsi görmemiş, hayret. Nereden geldiğini de anlamadım. Limit üstü bir balıktı. Önümden geçti gitti. İpten bahsediyordum. Dayva Jailbreak 006. 006 olduğu için sık sık yıpranıp yıpramadığını kontrol etmem gerekecek. Çünkü çok çabuk kopabiliyor. Taşlara sürtme ipi çok çabuk etkiliyor arkadaşlar. Önümdeki noktada ben bir vuruş olacağını düşünüyorum. Bakalım düşündüğümüz gibi mi olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Bugün niye kamışı değiştirdim diye düşünenler olabilir. Biraz daha sert aksiyonlu bir kamış istedim arkadaşlar. Ultra light kamışlarda eğer tasmayı zamanında atamazsanız biraz fazla balık kaçıyor. Onun için bunu tercih ettim. Evet. Hadi oğlum, bir daha. Evet, ilkten ısırdı. Arkasından tekrar takip etti arkadaşlar. Ancak yakalanmadı. Yeterince hırslı değil. Balığın çok büyük olduğunu da düşünmüyorum. Onun için onunla çok fazla uğraşmayacağım. Takip ettiğim kadarıyla limitlere yakındı ama evet, atışın vuruş alması lazımdı. Almadı. Oradaki balığı uyandırmışız. O takip etmedi. Ancak ileride büyük balık olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar oradan bir vuruş alamadım ama şimdi biraz daha uzağa deneyeceğim. Evet. İşte bu. Güzel. Güzel boyutta bir balık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kalamayı öttürüyor. Çok güzel. Çok güzel renkleri var. Çok da güzel bir boyut. Şöyle sakin bir yere biraz kalamamızı kapatalım. Kıpkırmızı bir kuyruğu var arkadaşlar. Kıpkırmızı. Yaklaşık 40 santimlik bir şey. Pes etmiyor. Aman ya Rabbim dedim. Evet, gel. Gel aslanım, gel. Gel, nasıl güzel bir şeysin sen, gel. Günün trofesini ilk balık olarak yakaladık arkadaşlar. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. O ne muhteşem bir şey öyle. Oho. Aman ya Rabbim. Evet, ipi kopardı arkadaşlar. İpi kopardı. İpi kopuk. İpi kopuk. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Sen nasıl güzel bir şeysin sen. Sen nasıl güzel bir şeysin. Aman ya Rabbim. Dur. Dur 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 dur. 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 Evet, burun kıvrılmış.
Senenin trofesi arkadaşlar. Senenin trofesi. Gerçekten senenin trofesi. Kepçeye sığmıyor. Ağzı çok keskin. Ağzı çok keskin arkadaşlar. Dişleri çok büyük. Dur. Dur aslanım dur. Nasıl zapt edeceğim la ben seni? Vay anam vay. Zapt ederiz diye kepçe aldık. Balık zapt edilmiyor. Dişler elimi yırttı arkadaşlar. Dişleri elimi kesti. Kancayı ne hale getirdiğine bir bakın Allah aşkına. Aman ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Anadolu turunda bulamadığımız balığı yine Batı Karadeniz'de yakaladık. Yine kendi bölgemizde nasip oldu. Şuna bir bakın arkadaşlar. Şuna bir bakın ya. Aman ya Rabbim şu kuyruğa bak. Dur 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 dur. Dur aslanım kepçeden çıkarsam ben seni zapt edemem. Evet. Dişler elimizi fena kesti. Dur. Dur. Merak etme salacağım seni. 5 kişiyi doyuracak büyüklükte olsan da seni salacağım aslanım. Seni salacağım. Sen hiç merak etme. Şimdilik bu balığı nasıl fotoğraflayacağız? Suyun içinde tutuyorum ama. Nasıl fotoğraflayabilirim? Evet. Senenin trofesini nasıl fotoğraflayabilirim? Arkadaşlar bu merada kesinlikle bu balığın bir eşi vardır. Şimdi bol bol fotoğraf çekmem lazım. Bu güzelliği nasıl yansıtırım? Önce bir video alayım şöyle. Yakın mesafe. Hey, kaçarsın yavaş. Harika bir boy. Kepçeye sığmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kıvrılıyor. Ne kadardı boyu acaba? Acaba boyu ne kadardı? Sırtıma metreyi koydum mu hatırlamıyorum. Şöyle kabaca bir ölçüm yapayım. 25. Evet. 5, 15, 42. 42, 45 santim civarı arkadaşlar. Yapayım. 25. Evet. Şimdi fotoğraflama faslına geçmem lazım. Güzel de bir su altı görüntüsü çekelim.